Hanımlar beyler, Taşkınlık Parkı'ndan herkese merhaba, ben Emre. Bugün sizlerle birlikte Debris isimli oyuna bakacağız. Ekim ayında çıktı oyun, yanlış hatırlamıyorsam. Yapımcılar yeni gönderdi oyunu inceleyeyim diye. Su altında geçen bir oyun. Subnautica'nın da çıkışının ardından hani su altında farklı maceralar aramak isteyen arkadaşlar için ilginç bir deneyim olabilir. Ben de ilk kez bakıyorum oyuna. New Game diyorum ve bakalım nasıl bir şeymiş. Açıkçası oyunun trailerına falan baktım. Etkileyici duruyordu. Steam'deki yorumları karışık. Yani yorumları bayağı bir önemsesek de insan kendi gözüyle görmeden de çok inanmak istemiyor. Bazı oyunlar hani çok güzel oluyor ama herkese hitap etmediği için ya da başka bir sebepten olumsuz puanlar alabiliyor. Oyun çıktığından bu yana bayağı bir patch almış. Bakalım. So you built all this? Right. I helped build the tool I'm holding. The gun? No, the tool. The big jellyfish ROV and the little squid ROV were built by a whole other division. But as far as the promo's concerned, you built all this. Oh my god, I hate advertising. Yeah, me too. At least people won't think you discovered clean meteoric power by yourself. I won't be able to go back to the lab after this goes live. You'll be a star, don't worry. You don't know scientists. Hey, fish. What? No way. See? Over there. Sonia, did Alta say anything about life? No. You getting this, Ryan? Solid B-roll. Ryan? What was that? Ryan? Are they still mining here? Sounded like an explosion. Could be the ice settling. Are we okay? There shouldn't be anyone else here. Well, as long as we stick together. Tekrar merhaba. İki dalgıç olarak biz yüzerken ben Ryan'dım galiba. Geyik yapıyorduk. Yok elindeki aleti sen mi yaptın? Yok reklam yapmayı sevmem falan filan. Goy goy yaparken bir anda bir şeyler olmaya başladı. Burada bizden başka kimsenin olmaması gerekiyordu falan dediler hatta. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz şu an için. Bakalım neyle karşılaşacağız. Hala oyuna başlayamadık bu arada. Hani çok fazla loading ekranıyla karşılaşıyoruz. İlk izlenim olarak bunu söyleyebilirim. Kontrol bende değil. System status. Emergency. High pressure shield enabled. Chris. Sonia. Low ambient light detected. Power system initialized. Squid ROV not found. Tool not found. Scanning. No, I shouldn't have taken this job. Scan complete. Map enabled. Calibrating stabilizers. Please look at ceiling. Güzel bir açılış yapmışlar. Üzerimizdeki cihazın belli bir şey var. Sensörleri var. Işık algılanma deyip ışığı açtı işte. Cihazımız yok falan filan onları söyledi. Şimdi kalibrasyon yapıyormuş ya. Yukarı bakmam isteniyor. Please look at ground. Kontrolleri öğretiyor bize. Please align to horizon. Onu nasıl ayarlayacağım? Horizon'ı. Burası. Stabilizer calibration complete. Thrusters tamam, enabled. Oldu, kabul ettim. İticiler de aktif hale geldi.
güzel bir başlangıç olmuş. Yine ilk izlenim olarak ses efektlerinin güzel olduğunu söyleyebilirim. Bildiğim kadarıyla açık dünya bir oyun değil hani Subnautica gibi. Bağlantı kuruldu, yolu hesapladılar. Ryan, Chris, please come in. Anyone? Sonya, it's Ryan. You okay? Ryan, I'm okay. You? Ryan. I'm fine. How's your equipment? Up and running. I'm low on power, like minutes. Shit. I can charge you. We have to meet up. What? Do you have enough power? Lots. Hours. Don't worry. Check your map. Okay. See the yellow dot? That's me. Follow the generated path. All right. Where's Chris? I don't know. Scans aren't picking him up anywhere. We'll find him, Sonya. İletişim kurduk işte. Çok konuşuyorlar. Ryan, I need you to talk to me. You're the expert. What is the protocol? How are we going to get out of here alive? Okay. We have power. So we have oxygen, heat, and pressurization, right? Yes. The water's not dead. There's a current. What took us down must cycle back up. We'll just follow the current and hope it takes us back up to the surface. Okay. I'm low on power, so we meet and recharge. That's priority one. Then we find Chris. As long as we have power, we're fine. Right. If we run out, we'll have to find some debris. They'll deal with that when the time comes. Don't worry, we'll get out of here. Bitti mi? Bitti. Sonya ile iletişim kurmayı başardık. Daha doğrusu Sonya bizle iletişim kurdu. Nasıl olduğumuzu sordu. İşte iyiyiz vesaire dedik. Ekipmanlarımızın çoğunun olmadığını, enerjimizin çok az olduğunu söyledik. Sonya da bize small fish too. What? Even down here. I know. Makes no sense. Sonya da bize what don't you get? You're the expert. The fish, the coral. There's no sunlight at this depth. Nothing should want to live here. I don't want to live here. I'm serious. Life needs energy. Well, there is energy down here. The debris. Shit. Sonya da bize enerji yüklemesi yapabileceğini, onu bulmamız gerektiğini söyledi. Haritadaki sarı nokta benim dedi. Bana doğru gel dedi. İşte biz de dedik yeterli enerjin var mı senin? Evet var dedi falan filan. Sonra Chris diye bir arkadaşımız varmış, onu sorduk, ondan haber yok. Ama buradaki en önemli şeyin enerji olduğunu konuştuk aramızda Sonya'yla. Evet, 15 dakikalık enerjimiz kaldı. İlk amacımız enerji bulmak, ardından Chris'i aramak dedik. Ve az önce de işte gördüğünüz balıkların bu kadar suyun dibinde güneşten uzak yaşamaması gerektiğini söyledik. Çünkü yaşamın enerjiye ihtiyacı var dedi. The bottom. Still in one piece. Moving on. Bizi bir laf aşağıya çekti. Duyuyor musun bunu? Çok korkmuş. Evet, hissedebiliyorum. Yaklaşık 14 dakikalık enerjimiz kaldı. Bir gözüm haritada, bir gözüm önde, bir gözüm arada şeylerde, konuşmalarda. I'm in a big opening. I can't get up this way. I'll wait here. On my way. Buradan geçemez miyim? Kısa yol gibi. What is it? Something loose in my helmet. Helmet has no moving parts. Şey, benim kaskımı gevşetiyor. Bir şey duydum. Bir ses duydum. Evet, yazıyı okurken yolu kaçırdım. Sola dönen bir yol, evet. Bayağı klostrofobik bir mekandayız yalnız.
Daracık daracık yerler. Garip bir şeyler oluyor. Ha, bu arada bizim eleman bu işi almamalıydım falan dedi, onu söylemeyi unuttum. What is that? Oh shit. Ryan, Ryan, what's happening? Yeah, it took my light. What? A goddamn fish. Follow it. Lanet olası balık ışığımı aldı dedi ve enerjimiz 2 dakikaya indi. Ryan, pardon, Sonya onu takip etmemi söyledi. Şş, balık. Işık benim, gel buraya. Bekliyor beni zaten o da. Derken çok karanlık bir yere geldik. Akıntı. What the? Is that you? Come close to the squid ROV and recharge. What? Okay. Squid ROV dediği şeye yaklaş ve şarj et kendini dedi. Peki. Daha iyi ama hala düşük. So where are you? Neredesin? Arkanı kollarım isimli bir bölüme geçiyoruz. Hala oyunun prolog kısmındayız aslında. Oyun başlamış diyemeyiz. Bakalım. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama. Yükleme ekranları gerçekten çok uzun olmuş. Yani yüklediği kısma baktığımız zaman çok fazla bir kaplama vesaire obje bir şey de yok aslında. Biraz optimizasyon sıkıntısı diyeceğim. Tamam, SSD'de yüklü değil oyun şu an bende. Normal hard disk'te yüklü ve hard disk bayağı eski olduğu için biraz yavaş. Ama ben bunu da başka oyunlarda oynuyorum, bu kadar yüklemiyor. Ya, muhtemelen SSD'de yüklü olan arkadaşlar biraz daha hızlı geçecektir bu aşamayı ama dediğim gibi olması gerekenden de biraz fazla. We need to find debris. Sonya, we need more power. I wasn't expecting a debris robot. Bulmamız lazım. Sonya, where are you? I don't know. It's pitch black. Robotları beklemedim Sonya. Neredesin? So, I connected to the squid. Benim de ışığım gitti. Damn it. You need to get to the surface. Squid'e bağlandım. It's my only chance. Wait, but I'm low on power. My so suit has plenty of power if I wait here, but you need to go. Okay. Okay. Let's go. How do we get out of here? Işığımı takip etsem ya. Tool found. The map. Look. Convenient. Heh, tool bulduk. You have the light, so lead the way. Sonya diye şu an kalamarla konuşuyoruz aslında. Robot kalamar. Ahtapot. Why didn't you tell me you're not here? Mekep balığı. I didn't think it was important. We need to focus. I focus better when I know what's going on. It doesn't matter either. Neden bana burada olmadığını söylemedin falan diyor da. Sonya, you ask me about protocol, I'm telling you. Be straight with me. No surprises. Fine. What happened up top? We heard something. The ice shelf collapsed. Shifting the current between. I know how it happened. I'm worried about why. Nasıl olduğunu biliyorum. Unexpected life and all hell breaks loose. Did Alta blow the shelf? What am I supposed to say to that? Alta wants to kill us because we saw a fish? Why are you so paranoid? I lost a friend on an Alta dive a while ago. Ne söylemek bekliyorsun? Alta bizi öldürmek mi istedi bir balık gördüğümüz için? Ne kadar paranoyaklaştın falan diyor. That was terrible. But remember, I'm down here with you. Let's just get the tool. Ama hatırla, ben burada senin yanındayım. Bu korkunçtu ama işte ben senin yanındayım. Hadi gel, sadece şu senin cihazını, aletini bulalım diyor Sonya. Bu arada seslendirmeler de çok güzel olmuş. Seslendirmen seçimi de çok iyi. I'm okay. Without the squid's light, I would be screwed in these tunnels. We're in it together. I need you to get to the surface. I know. Yüzeye çıkmak için sana ihtiyacım var diyor Sonya.
just up here. Burada yukarıda. Peki. Işığına olan balık ne oluyor? I see the tool. Go pick it up. Tool'u buldum. Git onu al dedi. Alalım. Good. It had energy left. I could use some more power. Güzel, enerjisi var biraz. Try coming close and charging again. It equalizes. Gel biraz yaklaş bana. One sec. Azıcık daha enerji vereyim sana dedi. What just happened? I've enabled flares. At least you'll have some light now. Okay. How did each flare uses power. Once you run out of energy, you are out of energy. You die. We both do. Got it. Make sure it works. Tamam. Bunu mod değiştiriyormuşuz. Flare'im var artık. Şimdi kullansam bunu ya. Onu her kullandığında işte işaret fişeği aydınlanmamı sağlayacak bir yandan tabii ki ama enerji harcıyor diyor. Enerjim biterse ölürsün dedi. Peki. Hadi gidelim. Oyunda enerjiyi bayağı ekonomik kullanmak zorundayız belli. Burada yine balıklar var. Like those fish are coming my way. Careful. Görünüşe göre balıklar bana doğru geliyor. I've never seen anything like this. They have lights on their damn heads. God. What now? Kafalarında ışık var. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Let's start looking for an exit. Okay. If you need me, just say so and I'll find you. Look at this. Ne? Balıklar çok güzeldi bu arada. Alright, onları Sonia. Aldım ben. What? Tell me everything you know about this place. This project. Alta. Pretend I know nothing. Burayla ilgili bildiğin her şeyi anlat Sonia diyor. Alta projesiyle ilgili. Nereden başlayabilir miyim? Alta. Onu neden güvenmeliyim? Alta'ya en başta güvenmemelisin. Bana güvenmelisin. Ben sana güvendiğim gibi diyor. And they hired you. Well, I joined the company after the really tricky energy conversion science had been figured out by Chris and his team. They needed me to create tools to make use of the debris's unique energy profile. So you made the tool. O sabit durayım ben. Yes, thank you. It was designed specifically for this site, for underwater debris extraction. Alta's been too busy hyping the whole discovery and raising money to actually put it to use. So it's untested. You'll just have to find out for yourself. Of course not. It works. Okay then. What else? Not much. There's a reason there's only three of us here. This was supposed to be routine. Well, I can tell you your first mistake was thinking diving in unexplored ice caves is routine. I'm with you there. Alta kind of has a culture of overconfidence. I guess I'm not immune. I think I found a way out. Good. Çıkış yolu buldu sonunda bir tane. Bu Alta projesiyle ilgili konuştuk. Bu buzların arasında bir şeyler araştırıyorlarmış ve yine her zamanki işte devlet sırrı diyeyim. Bulunmaması gereken bir şey bulmuşuz. İşte biz de o balığı vesaireyi gördüğümüz için muhtemelen path generation failed. Bizimle uğraşıyorlar. Communications online. Anyway, come in, Chris. Evet, bağlantıyı kaybediyoruz. Can you hear me? What? Chris, thank God he's alive. What? Chris is out there. Chris. He's on the map. Chris yaşıyor. Chris buralarda bir yerde. We need to get closer. Daha yakında gitmeliyiz. Bağlantı zor kuruluyor Chris'te şu an. Did you see that? What? Huge fish. Şu devasa balığı gördün mü? Oh shit. Sonia. Shoot a flare. Try something. Flare at bir şey yapmayı dene. Deniyorum ama.
Tanesini vurmuşum. Quick, the squid's getting hit. Nerelere gidiyorsun sen ya? Okay. Looks like that's it. Damn it. Tam kendisi yiyor zaten. Let's go. I've got. Yemliyoruz. Peki. Tamam, ben senin arkanı kollarım dedik. Bölümün ismi buradan geliyormuş demek ki. Sonya, do you know how often I've been attacked by a fish? No. Never. Not a single time. Not in the reef, certainly not in the Arctic. The most dangerous living things for divers are sharp coral and themselves. So not only should these fish not be here, they shouldn't be so aggressive. And how are they stealing power from us? The suits and the squid can handle the pressure down here using local gravity fields. The fields are amazing, but apparently they lose charge if they're disrupted. Thanks, Alta. Hey, without the fields, the pressure would have killed us already. Daha önce kaç kere balık tarafından saldırıyordum biliyor musun dedi bizimki. O da hayır dedi. Hiç dedi işte. Normalde balıkların bize saldırmaması gerekiyor. İşte orada bulundum, burada bulundum çalışırken işte Atlantis'te, Zart'ta, Zurt'ta. Daha önce böyle bir şey başıma gelmedi. Ve bu balıkların neden bizim enerjimizi emmeye çalıştıklarını anlamıyorum falan dedi. Birazcık daha enerjisini çaldık. Ryan, bir şey bana saldırıyor. I think it's dead. It saw the flare and ate it. So they attack light. Must be the kind that took yours. Yeah. Görünüşe göre ışığa saldırıyorlar. Senin ışığını da o yüzden almışlar diyor. Risk ve karşılığı. Evet arkadaşlar, oyun bu şekilde ilerliyor gördüğümüz kadarıyla. Ufak ufak sekanslar oynatıyor bize ve hikayesini anlıyoruz oyunun. Daha fazla oynamak istemiyorum. Yani istiyorum aslında ama kaydını almak istemiyorum. Çünkü belki sizin de hoşunuza gitmiştir, ilginizi çekmiştir. Oynamak istersiniz. Bundan sonrası artık spoiler'a girer. Yaklaşık 22 dakikadır kayıttayız. Açıkçası ben şu ana kadar beğendim oyunu. Tamam hani biraz daha açık dünya olsa, bu kadar loading ekranı girmese işin içine falan filan daha güzel olurdu evet, ama bence kayda değer bir oyun olmuş. Bir göz atın derim ya da istekliyseniz ekleyin, indirme falan girerse bir bakarsınız eğer ilginizi çektiyse en azından. Ben bu oyunu oynayıp bitireceğim, hikayesini merak ettim. Bu tür oyunlarda çünkü daha çok hikaye ön plandadır oynanıştan ziyade. Soma'yı hatırlayın. Soma kadar etkileyici olacak mı bilmiyorum tabi ama göreceğiz. Bu arada Soma videosu kanalımızda var. İzlemeyenler varsa tavsiye ederim. Another mode. What? We need this debris. Who knows when we'll find more. Shoot. Yeni bir modumuz geldi bu arada. Artık ateş edebiliyoruz. Ama dediğim gibi devamı sizlere saklı olsun. Teşekkürler izlediğiniz için. Başka bir videoda tekrar görüşeceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz videoyu, bu saate kadar izlediyseniz zaten beğenmişsinizdir. Like'a basmayı unutmayın. Ve oyunla ilgili fikirlerinizi aşağıda yorumlarda bekliyorum. Hepsini okuyorum. Hiç merak etmeyin. Hoşça kalın.